Merhaba. Eylem yapmanın serbest olduğu yıllarda meydanlarda şu slogan atılırdı. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Sonra meydanları kapattılar. Çıkanı yaka paça gözaltına aldılar. Her evde bedava açık olan ve yaygın olarak izlenen televizyonları ele geçirince bu bize yeter, dilediğimiz gibi at oynatırız, zehabına kapıldılar. Ne çare, yanıldılar. 2010'larda Türkiye'deki mevcut rejimin ve unsurlarının ve dahi Ankara söylemine kitlenmiş muhalefetin hesap edemediği mühim şey neydi biliyor musunuz? Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İşte bu ekran, konuştuğumuz telefonlar, bilgisayarlar, kısacası asosyal ağlar hesapları bozdu. Sınırlar fiziken durduğu yerde dursa da zihinlerde kalktı. Ne versek alır kabul eder toplum diye düşünüyorlardı. Rejimi dilediğimiz gibi domine edebiliriz zannediyorlardı. Yediririz, yuttururuz sanıyorlardı. Olmadı. Şimdi çok şaşkınlar. İktidarda şaşkın, sözde muhalefette. Eskisi gibi ağızlarını doldura doldura insanları aşağılayıp küfredemiyorlar. Yüzlerine çarpıyoruz, mahcup ediyoruz. Bu iyi bir şey. Yeterli mi? Hayır. Erdoğan kaptanı olduğu gemide yalnız Bırakın öbürünü berikini, partide pek kimse kalmadı. Herkes bir filik hayatladı, gitti. Yanında duranlar da çaresizlikten orada. Emin olun imkan bulsalar, üste başta ne var bırakır atlarlar gemiden. Batıda iki mühim yaptırım yola çıktı. Önce Avrupa Birliği ardından Amerika Ankara'ya sopanın ucunu gösterdi. Sadece o kadar. Erdoğan'ın finalinde birincil aktör olmak istemiyorlar. Unutmayın yaptırımlar son değil başlangıç. Bir diğer konu bankalardaki mevduatın %56'sı döviz cinsinden. Yarın dolarınızı, euronuzu çekmeye gittiğinizde bankalar para basıp karşılığını TL olarak ödeyecek. Şimdiden dövizinizi TL'ye çevirin sözleriyle buna yatırım yapıyorlar. Beyin ölümü gerçekleşti batı farkında. Onun içindir ki fişi çekmiyor. Memleketten son insan manzaraları yürek burkucu. Açlık ne zamandır var? Unutmayın asıl kıtlık baş gösterince Geminin içindekini de dışındakini de kırıp geçirir.